Müfettiş, 2018 yılında tesadüfen sahiplendiğim sevda papağanım. Aklımda yeni bir papağan sahiplenme fikri olmasa da pet shop alışverişi sırasında müfettişle karşılaştım. Henüz 2 aylık civarında yavru bir sevda papağanıydı. Sahibi tarafından bakılamadığı için tekrar geri verilmişti. Bu süreç evcilleştiği için insanlara karşı oldukça alışkındı. Şimdikinin aksine insan ayrımı yapmadan herkese geliyordu. Onda olan bu sıcakkanlılığı görünce hemen sahiplenmeye karar verdim. Birlikte yola koyularak eve geldik. Aylarca yalnız yaşamış olan müfettiş diğer kuşları görünce oldukça heyecanlandı. İlk zamanlarda onlara karşı çekimser olsa da zaman geçtikçe bazılarıyla dostluklar kurmaya başladı. Bu dostlukların en büyüğü ise yine kendi yaşlarında olan Çapkın'laydı. Güzel anlaştıkları için ikisini aynı kafese yerleştirmiştim. Müfettişin en büyük aktivitelerinden biri de farklı objeleri incelemekti. Genelde çalışmalarım sırasında beni seyretmeyi çok severdi. Yeni bir şeyler gördüğü zaman korkmadan incelemeye gelirdi. İşte bu özelliğinden dolayı ona Müfettiş ismini vermiştim. Müfettişin dostlukları kadar düşmanlıkları da oldukça fazlaydı. Eşyalarını diğer kuşların oynamasından hiç hoşlanmazdı. Sahiplendiği objelere dokunan kuşları asla unutmaz ve gördüğü zaman ısırmaya çalışırdı. Bütün ilginin kendisinde olmasını isteyen kıskanç ve bencil bir sevda papağanıydı. İşte geçmişte oluşan bu takıntılar zamanla sorunlara dönüşmeye başlayacaktı. Kıskançlık alanında ilk sorunları Çıtır isimli muhabbet kuşumla yaşamaya başladı. Oldukça meraklı olan Çıtır oda içinde gezerek farklı objelerle oynamayı çok severdi. Bazen müfettişin alanına girerek onun eşyalarıyla da oynamaya çalışırdı. Bunu gören müfettiş ise kavga ederek hemen Çıtır'ı bölgeden uzaklaştırırdı. Sürekli gerçekleşen bu durum ikisi arasında kalıcı olarak düşmanlığa neden oldu. Oldukça bencil olan sevda papağanımın sorun yaşadığı ikinci kuşsa Pastel. Sürekli Pastel'i sevdiğimi gören müfettiş bu durumu asla hazmedemedi. Bu olayın etkisiyle Pastel'i her gördüğünde kovalamaya başladı. Diğer kuşlarla ise aralarında ufak çaplı sorunlar olmasına karşın güzel geçiniyordu. En sorunsuz geçindiği kuşsa Sultan papağanı Çapkın'dı. Aylar geçtikçe gelişimleri devam eden papağanlarım bir yaşlarına doğru geldiğinde erişkinliğe ulaştılar. Her ikisine de eş almaya karar verdim. Bir hafta sonra Sultan papağanım için uygun bir eş buldum. Müfettiş ve Çapkın için ayrılık zamanı gelmişti. Çapkın'ı yeni eşiyle birlikte büyük kafese ayırdım. Müfettiş ise diğer kuşlarla geçinemediği için eş alana kadar yalnız yaşayacaktı. Bu ayrılıktan sonra müfettişte bazı davranışsal değişimler yaşanmaya başladı. Eskiye göre daha agresif davranışlar sergiliyordu. Belli ki Çapkın'ın farklı kafese geçmesi onu çok etkilemişti. Canı sıkılmaması için müfettişe de yeni bir eş buldum. Ancak yeni eşini kabul etmedi ve anlaşamadığı için başka bir sevda papağanı bulmaya karar verdim. Bu süreçte Çapkın yeni eşi Duman'la yumurta yapmaya başladı. Müfettiş ise her saldığımda Sultan papağanı kafesinin başında bekleyerek onları izliyordu. Çapkın ne tarafa giderse koşarak oraya gidiyordu. Bir süre sonra müfettiş için kendi yaşlarına uygun yeni bir eş buldum. Yine her zamanki gibi aynı kafese yerleştirdim. Karpuz isimli dişi papağan müfettiş eş olarak beğendi ve yumurta hazırlıklarına başladı. Ancak müfettiş karpuzu beğenmemişti. Karpuz ise kızgınlık yumurtası yaparak kendi başına kuluçkaya yatmıştı. Müfettişin aklı ise sadece sultan papağanlarındaydı. Bu nedenle yuva kutusunu çıkarmak zorunda kaldım. Bu süreçte sultan papağanı Çapkın'ın ise yavruları olmuştu. Eş tutmayan müfettişi ise canı sıkılmaması için kafesten salıyordum. Müfettiş eskisi gibi oyun oynamak yerine hep sultan papağanı kafesinin çevresinde bekliyordu. Dışarıdan topladığı yemlerle Çapkın'ı beslemeye çalışıyordu. Belli ki Müfettiş isimli sevda papağanım Çapkın'ı eşi olarak görüyordu. Ancak her ikisi de farklı tür olduğu için böyle bir şey imkansızdı. Günler sonra salma kafes üzerindeki lamba deliklerini gören müfettiş kafese nasıl gireceğini bulmuştu. Deliklerden yuva kutusunun üstüne atlayarak Çapkın'a ulaşmayı başarmıştı. Çapkın'ın eşi Duman ise bu durumdan oldukça rahatsızdı. Gaga atarak sevda papağanımı uzaklaştırmaya çalıştı. Ve bu olaydan sonra takıntılı olan müfettişin düşman listesine Duman da girmeyi başardı. İnatçı olan müfettiş her fırsatta kafese girerek sultan papağan Duman'la kavga etmeye çalışıyordu. Boyu küçük olsa da her zaman karşı tarafı yenilgiye uğratıyordu. Duman'ın kuluçkada yattığı zamanlarda ise Çapkın'a kur davranışları yaparak etkilemeye çalışıyordu. Bu durumdan tek rahatsız olan kuşsa sadece sultan papağan Duman değildi. Müfettişin yeni eşi Karpuz da rahatsız olmaya başlamıştı. Müfettiş ise onu sadece arkadaş olarak görüyordu. Her ne kadar eş olmasa da huysuz olan müfettişin Karpuz'u arkadaş olarak kabul etmesi bile oldukça sevindiriciydi. Günümüzde ise Çapkın'la Duman'ın 3. kez yavruları oldu. Müfettiş ise Çapkın'a olan sevgisini hala devam ettiriyor. Sabah 6'da yemini yedikten sonra hemen kafesten çıkarak sultan papağanı kafesine gidiyor. Çevreye dökülen yemleri toplayarak Çapkın'a yedirmeye çalışıyor. Duman'la karşılaştıklarında ise aralarında küçük çaplı kavgalar oluyor. Son günlerde ise müfettiş kendi haline çevreden bulduğu talaşları toplayarak yuva yapmaya çalışıyor. Karpuz'sa tüm olanları uzaktan seyrediyor. Bugün sizlerle sevda papağanımın sıra dışı hikayesini paylaşmaya çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.